Merhaba efendim, İçel TV'ye ve İçel gündemine hoş geldiniz. Mersin'de yaşanan gelişmelerle birlikteyiz. Saat saat, gün be gün, mahalle mahalle, ilçe ilçe, Mersin'in dört bir tarafında neler yaşandı, acısıyla, tatlısıyla, güzeliyle, çirkiniyle, sonucunun iyi olmasıyla, kötü olmasıyla neler yaşandı, kim, nerede, kim için, ne için, ne söyledi? Her zaman İçel TV olarak tüm gelişmeleri sizlere günün 24 saati canlı telefon bağlantılarımızla olay ve konu yerinden yaptığımız görsel canlı aktarımlarla ulaştırıyoruz değerli seyirciler. Ve gün içerisinde İçel TV ekranlarında dünyada yaşanan gelişmeleri de sizlere aktarıyoruz. Ve yüzyıllardır insanoğlu bu dünyanın çivisi çıktı sözünü söylüyor. Tam yüzyıllardır değerli seyirciler. Ve yüzyıllar öncesinde felsefenin ve düşünce tarihinin ve bilimin önemli insanlarından Aristo bile bu dünyanın çivisi çıktı. Yaşlılarla gençler, zenginlerle yoksullar anlaşamıyor diye bir cümle söylemişken bizim aynı cümleyi şu sıralarda bugünlerde söylemiş olmamız bazı açılardan hiçbir anlam ifade etmezken yüzyıllar sonra aynı cümleyi sıradan vatandaşlar eğer söylüyorsa demek ki dünyada aslında hiçbir şey değişmemiş ve dünyanın düzeni olumsuzluklarına rağmen arada sırada yaşanan küçük mutluluklarla hala devam ediyor. Dünyaya baktığımızda Avrupa'da bazı açılardan terör son bulsa da Avrupa parçalandı ve parçalanmaya da devam ediyor. İskoçlar Britanya Krallığı'ndan bağımsızlığını istiyor. Kuzey İrlanda bağımsızlığını istiyor. Rusya'ya baktığımızda, Kafkaslara baktığımızda hala küçük küçük devletçikler ortaya çıkıyor ve bazı milletler de Rusya Federasyonu'ndan bağımsızlığı için hala mücadele ediyor. Orta Doğu'ya baktığımızda yüzlerce yıldır değil, binlerce yıldır hala kan durmuyor. Afrika'ya baktığımızda hala Afrika'da yeni devletler ortaya çıkıyor. Kuzey Afrika'da Arap milleti birbiriyle, kabileler birbiriyle petrol için savaşıyor. Ve açlıktan Orta Afrika'da çocuklar ölüyor ve Güney Afrika'da ise hala terör dinmiş değil. Amerika'ya baktığımızda Amerika kıtasında her şey güllük gülistanlıkmış gibi gözükse de Amerika Birleşik Devletleri'nde Kızılderililer bağımsızlıkları için emin adımlarla ilerliyor. Ve Amerika'da ulusal mahkemeler Kızılderililerin vakti zamanında ellerinden alınan toprakların kabilelere geri verilmesine hükmediyor. Kanada'da da her şey güllük gülistanlık gibi gözükse de Kanada'da da insanlar sokaklarda yaşamaya başladı. Eğitim seviyesi giderek düşüyor ve milli gelir de Kanada'da düşüyor. Orta Amerika'ya baktığımızda 70'li ve 60'lı yıllarda yaşanan o kan gölü yaşanmıyor. Artık Orta Amerika'da ekonomik anlamda bağımsızlığını ilan ediyor. Ve Güney Amerika'daki devletler petrol üstünlüğünü devam ettirerek Amerika Birleşik Devletleri'ne kafa tutabiliyor. Ve bir zamanlar dünya uyuşturucu ticaretinin ve üretim noktasının merkezi olan Güney Amerika'daki ülkeler bile artık Amerika Birleşik Devletleri'ne, Rusya'ya, Çin'e kafa tutabiliyor. Çin'de Türkler öldürülüyor, Müslümanlar Uygur bölgesinde öldürülüyor, dünyanın sesi çıkmıyor. Myanmar'da Müslümanlar katlediliyor, dünyanın sesi çıkmıyor. Neden? Dünya düzeni nasıl doğdu, nasıl işliyor, sonucu nasıl olacak? Güzel bir video var. İzleyelim efendim. Thank you.
Evet, her şeyi çok net ve güzel bir şekilde anlatan bir video. Mersin gündemine geçelim efendim. Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun tayini Kocaeli'ne çıktı. Ve Sayın Güzeloğlu Mersin'de ilçelerden başlayarak veda ziyaretlerini devam ettiriyor. Kendileri son olarak Gülnar ve Mut'u ziyaret etti. Veda ziyaretlerine Gülnar ilçesiyle başlayan Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ilçe halk kütüphanesinde vatandaşlarla vedalaştı. Vedalaşmaya sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gülnar Belediye Başkanı Ahmet Günel, "Hayatım boyunca karşılaştığım, insana en fazla değer veren ve insanı en önde tutan böyle bir kişiyle tanışmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kendisine başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun, yollarını açık etsin" şeklinde konuştu. Törenin sonunda Kaymakam Dündar, Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören kadınların hazırladığı el işi örtüyü takdim etti. Belediye Başkanı Günel ve oda başkanları ise Vali Güzeloğlu'na plaket sundu. Evet, çok teşekkür ederim. Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu'na hediyelerini sunmak üzere, evet. Belediye Başkanı Sayın Ahmet Bey'e kürsüye başkanım, çok teşekkür ederim. Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu'na plaketlerini sunmak üzere Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sayın Zeynel Hanım'ı kürsüye davet ediyorum. Evet, Sayın Valimiz. Valimiz. Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu veda ziyaretleri çerçevesinde Gülnar'dan Mut ilçesine geçti. Güzeloğlu, Mut Ziraat Odası'nda düzenlenen vedalaşma programında vatandaşlarla bir araya geldi. Programa Mut Kaymakamı Mustafa Şahin, Belediye Başkan Vekili Volkan Şeker, Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Eyüp Cücük ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle vatandaş katıldı. Vali Güzeloğlu, "Ben ve ailem Mut'un insanına, Mut'un coğrafyasına hizmet etmekten büyük bir mutluluk duyduk. Mutluluğumuz sözümüze, yüzümüze ve işimize yansıdı. Ben hepinizden helallik istiyorum. Benden yana hakkım helal olsun" diye konuştu. Her nerede, hangi makamda, hangi görevde ve hangi işte olursa olsun hayırla anılmak, hayırlı işler yapmak, gün gelip hayattan ayrıldığı zaman arkasından hoş bir sada bırakmaktır. Doğru mu? Hepimiz için de şiar mıdır? Kaymakam Mustafa Şahin, Vali Güzeloğlu'na Mut kilimi hediye etti. Devam ediyoruz Mersin'le ilgili gelişmelere. Değerli seyirciler, bugün saat 12 sularında Mersin'de bir basın açıklaması okundu. Basın açıklamasını
Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odaları Birliği Mersin İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Seyfettin Atar okudu ve değerli seyirciler, TMOP Mühendis ve Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü dolayısıyla yapılan basın açıklamasında Seyfettin Atar'ın okuduğu metni ekranlarınıza ulaştırıyoruz. Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü olması müsabetiyle bir basın açıklaması yapacağız. Basına ve kamuoyuna. Bugün 19 Eylül. Bugün bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği'nin yani TMOB'un mücadele dolu tarih açısından önemli bir gün. Bugün TMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü. Bundan 35 yıl önce 19 Eylül 1979'da TMOB'un çağrısıyla mühendis, mimar ve şehir plancıları ekonomik ve demokratik talepleri için ülke çapında bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Mimar, mühendis ve şehir plancılarının tarihine not düştükleri bu büyük günün mücadele ve dayanışma ile özdeşmiş, anlamı bugünün mücadelesi üzerinden geleceğe taşımak için 19 Eylül'ü TMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü olarak kutluyoruz. 1979 Türkiye'sinde bir yandan pahalılığın, işsizliğin ve açlığın, diğer yanda baskıların, kıyımların ve faşist katliamların kol gezdiği koşullarda TMOB tüm mimar ve mühendisleri birlik bir gün bir iş bırakma eylemine çağırmıştı. TMOB'un bir günlük iş bırakma eylemi çağrısını grevli toplu sözleşmeli sendikal haklara sahip olmadıkları için ücretleri tek taraflı ve çok düşük düzeyde belirlenen, işsizliğe, geçim sıkıntısına mahkum edilen emekçi halkımızın çıkarlarını savunduğu için baskılara, kıyımlara ve saldırılara uğrayan mühendis ve mimarlar büyük bir inanç ve tam bir kararlılık içerisinde iş yerlerinde iş bırakma eylemini uyguladılar. 19 Eylül'ün anlamı TMOB'un tarihsel sürekliliği içerisinde karakterini aldığı mücadele süreçlerinden gelişmiştir. İşte böyle bir mücadele gününü mimar, mühendis ve şehir plancılarının dayanışma günü olarak ilan etmenin ve kutlamanın onurunu ve coşkusunu yaşıyoruz. 35 yıl sonra TMOB'un Türkiye'nin her yerinden sesleniyor. Selam olsun Teğmen Öztürk'e ve arkadaşlarına. Selam olsun 19 Eylül'ü yaratanlara. Selam olsun bugün de 19 Eylül anlayışını sürdürenlere. Sevgili arkadaşlar, bugün burada bu dayanışma günümüzde bir kez daha söylüyoruz. Emperyalizme, kapitalizme, sömürü ranta mücadele eden, iş yerlerinde direnen bütün emekçilere, toprağına, suyuna, deresine, ormanına, ülkemizin doğal kaynaklarına sahip çıkanlara, kentsel, kırsal, bütün kamusal alanlara sahip çıkanlara, kentsel dönüşüm görünümündeki rant yağmasına karşı direnenlere, sağlığın herkese eşit ve ücretsiz olması için mücadele eden sağlık emekçilerine, halkın haber alma hakkının ve bağımsızlığın haberciliğin sesi olan basın emekçilerine, sömürü, şiddet ve ayrımcılığa karşı mücadeleyi yükselten kadınlara, gerici, piyasacı, eğitim sistemine karşı direnen kamu çalışanları, akademisyenler, liseli ve üniversiteli öğrencilere, eşit yurttaşlar olarak tanınmak isteyen, direnen Kürt halkına ve Alevilere, sömürüye karşı sınıf kardeşleriyle birlikte mücadele eden Türk ve Kürt emekçilerine, Türkiye'nin ve dünyanın geleceğini düşünen ve mücadele eden bütün aydınlık insanlarına dayanışma selamlarımızı bir kez daha duyuruyoruz. Sevgili arkadaşlar, TMOB bugün buradan bir kez daha duyuruyor. İş cinayetlerini, bu cinayetlerin temel nedeni olan azami kar güdüsü ve esnek taşeron çalıştırma sistemini, düşünce, toplanma, örgütlenme, basın özgürlükleri ve barışsız siyaset yapma hakkını engelleyen bütün antidemokratik uygulamaları, Kürt sorunundaki oyalamacı taktikleri, stratejik bir politika imiş gibi sunan siyasi iktidarı, çocuklara, bütün halka yönelik tomalı, gazlı, coplu, mermili devlet terörünü, yargı hukuksuzluklarını, cezaevi zulümlerini, kadınlar üzerinde estirilen terörü, kadın cinayetlerini, çocuk gelin rezaletini, çocuk işçi sömürüsünü, eğitimi tamamen gerici hale getiren, piyasayı açan uygulamaları reddettiğimizi ilan ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, açıkça ifade etmek gerekirse emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, barışın, adaletin yani insandan yana olan her fikrin ve fiilin içinde ve özünde olan bir TMOB bu ülkenin vicdanıdır.
Bu ülkenin, bu ülke insanının TUMOB'a ihtiyacı vardır. Bu ülkenin kulakların sağır edildiği, gözlerin mil çekildiği, konuşanın dilinin kesildiği bu dönemde görebilen gözlere, duyabilen kulaklara, daha da önemlisi konuşabilen ağızlara ihtiyacı vardır. Asla padişahım çok yaşa demeyen, aksine kral çıplak diyenlere ihtiyacı var. Yani kısaca TUMOB'a ihtiyacı var. TUMOB bu ihtiyacın gereklerini yerine getirecek güçte ve büyüklüktedir. Bilim ve teknolojinin halkımızın hizmetine sunulması, mesleğimizin tüm güzelliklerini hayata yaşanabilir kılması için 19 Eylül'ün tarihsel anlamıyla herkesin huzurunda, ortak kurtuluşumuzun yegane güzergahı olan bu sokaklardan ve Türkiye'nin her yerinden güçlü bir şekilde haykırıyoruz. Bilim ve tekniğin aydınlattığı yolumuzda karanlıkla yılmadan ve usanmadan mücadele edecek mesleğimize, örgütümüze, halkımıza, ülkemize sahip çıkacağız. Yaşasın TUMOB, yaşasın TUMOB örgütlülüğü. Değerli seyirciler, hatırlayacaksınız, geçen Mart ayında Mersin'de feci bir kaza meydana gelmişti. Bu kazada Mersin'den Adana'ya gitmekte olan yolcu treni Adanalı olduğunda hemzemin geçitten geçmeye çalışan bir servis minibüsüne çarpmıştı ve kazada 12 kişi, olay yerinde 10 kişi, daha sonra hastanede de 2 kişiyle 12 kişi hayatını kaybetmişti ve 15 kişi de yaralanmıştı. İşte bu kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında dava süreci de devam ediyor. Mersin'de geçen Mart ayında trenle servis minibüsünün çarpması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada mahkeme heyeti kazanın olduğu hemzemin geçitte yeniden inceleme yapılmasını istedi. Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanıklar bariyer görevlisi Erhan Kılıç ve minibüs sürücüsü Fahri Kaya ile kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve tarafların avukatları hazır bulundu. Sanık Kılıç savunmasında minibüsün durmayacağını anlayınca bariyeri indirmek için düğmeye bastığını, aracın da bariyerlerin altından geçtiğini iddia etti. Minibüs sürücüsü Fahri Kaya ise kazada suçunun olmadığını savunarak bariyer açıktı, ben de geçmek durumunda kaldım. Diğer sanığın avukatı 3 yıldır bu işi yaptığımı, bariyeri ve tren saatlerini nasıl bilmediğimi sormuş. Benim çalışma saatlerim her zaman aynı olmuyor. Sabahları tren nadiren denk geliyordu. Burada ben mağdurum, ailem de çok zor durumda. Yeni çocuğum oldu, bakacak kimseleri yok, ben tahliyemi istiyorum dedi. Salona çağrılan sanıklardan şu ayıp toprakta ekmek dağıtıcılığı yaptığını, iş yerine dönerken kazaya tanık olduğunu belirterek, iş yerime doğru giderken tren yoluna yaklaşık 50 metre kala trenin korna sesini duydum. Trenin korna sesiyle minibüse çarpması bir anda oldu diye konuştu. Mahkeme davanın 11 Temmuz'da görülen ilk duruşmasında müdafi avukatlarının isteği üzerine bariyer görevlisi Erhan Kılıç'ın eğitimi ve çalışma saatlerinin açıklanmasına yönelik Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'na gönderilen yazının cevabını da okudu. Cevapta Kılıç'ın tüm eğitimleri aldığı ve stajını tamamladığı bildirilirken 12 saat çalışma, 24 saat dinlenme prensibine uygun çalıştırıldığı belirtildi. Yazıda ayrıca hemzemin geçit yakınındaki vagonların karayolundaki araçları engellediğine yönelik bir başvurunun Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'na da yapılmadığı belirtildi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilen mahkeme heyetinde vagonların sürücülerin görüş açısını engelleyip engellemediğinin tespiti amacıyla bilir kişilerin tanıklarla kaza yerinde yeniden inceleme yapılması için duruşma ertelendi. Değerli seyirciler, Mersin'de Mersin Görme Engelliler Spor Kulübü, diğer kısa adıyla MERGES, önemli bir başarıya imza attı. Görme engellilerin oynadığı futsal denilen spor dalında Mersin Görme Engelliler Spor Kulübü Türkiye şampiyonu oldu. Arkadaşımız Tekin Darşap da MERGES binasında ve MERGES Yönetim Kurulu Başkanı, Dernek Başkanı Şükrü Demir ile bu konuyu konuşacak. Dernek çalışmalarını, faaliyetlerini konuşacak. Tekin, söz sende. Evet sevgili izleyicilerimiz, Mersin Görme Engelliler Spor Kulübü'ndeyiz. Başarıdan başarıya imza atıyor ve her zaman olduğu gibi, söylediğimiz gibi sevgili izleyicilerimiz, Mersin'de
2013 Akdeniz Oyunları gerçekleştirilmişti ve Akdeniz Oyunları'nda da Mersin artık bir spor kenti olarak da anılmaya başlanmıştı. Ve birçok tesis kazandırılmıştı bu noktada ve Mersin artık sporcu yetiştirme fabrikası olarak da anılmaya başladı. Bu bağlamda yanımda misafirlerim var. Bakın mesela Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun B2 B3 Futsal 2. Lig Şampiyonası 8-12 Eylül 2014 tarihinde İskenderun'da gerçekleşen takım birincisi, değil mi? Evet. Evet. Daha önce de yine bir kupamız daha var. O da yükselme grubunda mı bu da? Evet, bu da Görme Engelliler Spor Federasyonu Futsal B2 B3 2. Lig 2. devre müsabakaları 10-14 Eylül 2013 tarihinde gerçekleştirilmiş Malatya'da. Evet. Futsal B2 yine B3'e terfi liginde birinci oldu. İyi bir başarı, güzel bir başarı ve yanımızda da Mersin Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Sayın Şükrü Demir var. Sayın Şükrü Demir, önce merhabalar, başarılar diliyorum, tebrik ediyorum sizleri. Teşekkür ederiz. Sesimizi duyurmakta bize buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ederiz. Mersin Görme Engelliler Spor Kulübü, Yönetim Kurulu ve sporcular adına. Evet. Peki yine bir başarıya imza attınız. Bu başarının öyküsünü sizden dinleyebilir miyiz? Şimdi şöyle başlamak istiyorum. 2012 yılının Ocak ayında kurulmuş Mersin Görme Engelliler Kulübü, Mersin'imizde ilk Görme Engelliler Kulübü'yüz. Amacımız, ilk kuruluş amacımız görme engelleri bir nebze de olsa evden çıkartıp ailelerini ve görme engelleri rahatlatmak idi. Evet. Sonra çıtayı yükselttik. Bunu başardık ama çıtayı yükselttik. Dedi ki bizim de neden milli sporcularımız yetişmesin Mersin'de ve görme engelliler niye başarıda bulunmasın diye. Takımlar oluşturmaya başladık. Bireysel sporcular yetiştirmeye başladık. Bunun da birinci ayağını 2012 yılında kurulmamızda kısa bir sürece de yükselme grubuna katıldık. Kısa imkanlar doğrultusunda. 2012 yılında yükselme grubunda mücadele edip 2013 yılında yükselme grubunun şampiyonasında grup birincisi olarak ikinciliğe terfi ettik. Evet. Yani Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun tescilli ikinciliğine yükselmiş olduk. Malatya'da idi geçen yıl. Evet. İlk kupamızı da almanın sevinciyle olduk. İkinci yılda bu yıl mücadele yaptık. 8 takımlı bir lig bu. İkinci ligdeki birinci kademe maçlarımız Haziran'ın 9 ile 12 arasında idi. Konya'da ilinde. Yine 7 maç yaptık. Çünkü aşırı bir efor isteyen bir spor dalımız. B2 B3 futsal kapalı spor salonunda günde çift maç yapma durumundayız. Yaptık. Yine arkadaşlarımız özverili davranarak 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve de 1 yenilgi alarak ikinci durumda bitirmiştik birinci devre maçlarımızı. İskenderun'daki ikinci devre maçlarımıza da 8 ile 12 Eylül arasında katıldık. Burada şu söyleniyordu, takımımızın yeni olması hasabıyla başarılı birinci devredeki başarımızın gösteremeyeceğimiz kulüpler tarafından. Ama biz inanarak, kenetlenerek arkadaşlarımızın özverisiyle çıktık. 7 maç yaptık yine aynı takımlarla. Her çıktığımız maç bir final havasındaydı. Şunu belirtme... Evet. Skorlar da gayet başarılı. Tabii ki. Ben bahsetmek istiyorum. Çünkü bu küçümsenmeyecek. Evet. Skorlar da aldık. İlk maçımızı geçen devredeki yenildiğimiz Türkiye Görme Engelliler İstanbul takımıydı. Biz ona yenilmiştik. Arkadaşlarımızın ilk maç olma hesabıyla stresli çıktı ve 2-1 aldık maçı. 2-1 aldık. İkinci maçımız grup lideri Malatya'ydı. 3-1 aldık. Evet. Onun arkasından Yeni Mahalle Ankara 6-0 aldık. Onun arkasından Bursa takımı 8-2 aldık. Ankara Umut Işığı 4-1 aldık. En son evet başkent 4-2 aldık ve de en son Anatolia maçımızı 3-0 aldık. Evet. Yani 7'de 7 yaparak ilk devredeki puanımızı da eklediğimiz zaman 37 puanla yani 4 puan kayıpla
pardon 5 puan kayıpla sonuçlandık. Arkadaşlarımızın özveriyle mücadelesi sonucu bu şeyler geldi. Çünkü yeni bir takımız, köklü takımlar, sponsor bulan takımlar bizi hiçbir zaman şans vermediler. Peki ilgiyi nasıl buluyorsunuz? Yani Mersin, sizin yaptığınız müsabakalara ilgiler nasıl? Mersin'de bu ilgiye yeterli buluyor musunuz? Var mı böyle bir ilgi? Şimdi biz şunu söyleyeyim. Mersin'imizde maalesef diyeyim birkaç kurumun haricinde hiçbir destek göremiyoruz. Bunlardan biri de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü. Doğru mu? Yeterince ondan da görmüyoruz. Oradan herhalde bir 3000 lira gibi bir yardım var. Yetiyor mu size? Yetmez. Neden yetmez? Şu bulunduğumuz mekanın dahi kirası değil. Doğru. Evet, değil. Şu ana kadar hiçbir sponsorlardan destek görmedik. Yalnız burada da söylemeden geçemem. Yenişehir Belediye Başkanımızın İbrahim Bey'e sonsuz teşekkürler. Şu ana kadar bütün spor malzemelerimizin tamamını alan bir belediye başkanımız. Önceki yıllarda Büyükşehir Belediye'mizden hiçbir destek alamıyorduk. Yeni belediye başkanımızın gelişiyle birkaç turnuvanın ulaşımını desteğini aldık. İnşallah bunun da devamı konusunda çalışmalarımız var. Bize gelen destekleri hiçbir zaman inkar etmiyoruz. Kurum ve kuruluşlara bize maddi ve manevi destek verenlere de huzurunuza teşekkür ederiz. Evet. Tabii yeterli değil. Gerekli ilgi, alaka, maddi manevi destek yeterli değil. Bu konuda yetkililere bizler de ulaşmak istiyoruz. Aslında hep söylüyoruz. Bu tür organizasyonlarda, bu tür spor faaliyetlerinde aslında Mersin'e çok büyük başarılara imza atıyor. Ama maalesef ne yazık ki işte maddi manevi destek olmayınca da olmuyor. Peki bundan sonrası için hedefleriniz neler? Şimdi hedefimiz şu, biz kamuoyundan şunu istiyoruz. Yani bu siz sesimizi duyurmakta gerçekten isabet. Tüm basından istiyoruz bunu. Sesimizi gerçekten duyuramıyoruz. Evet. Yani bizim kapı kapı gezecek ne gözümüz var ne de bağımsız hareketimiz var. Doğru. Yani şunu istiyoruz, basınımız ilgi duyarsa gerçekten Mersin'imiz buna duyarlı olacaktır. Şunu istiyoruz, biz çok bir şey istemiyoruz. Belediye başkanlarımızdan, kurum ve kuruluşlardan çok bir şey istemiyoruz. İşte önümüzdeki yıl Şubat, Mart gibi birinci ligde mücadele edecek takımımız. Yani bu ne demek? 8 takım, 15 günde bir maç, deplasmanlı lige çıktık. Evet. Yani kendi evimizde de nasıl Mersin İtman Yurdumuz marka olduysa biz de markayız. Evet. Peki antrenman konusunda bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Konusunda? Antrenman sıkıntımız var. Neden var? Var olan sahalar bize uygun değil. Evet. Değil. Neden değil? Çünkü B2, B3 demek az gören futbolu demek. Evet. Yani B2, B3 futsalı salonda oynanıyor. İşte bizde uygun olmayışını şöyle anlatırım. Salonun bir tarafı camla yapılıyor. Görme engeli o cama baktığı an, bu kameramanlar daha iyi bilir, tamamen sıfıra düşüyor evet. Görüşü. Az önce o yüzden oda değiştirdik evet. Biz. Evet. Çünkü buna uygun saha yapılması gerekiyor veya da düzenlenmesi gerekiyor. Şimdi ben kara kara düşünmeye başladım. Nedir bu? İşte öyle bir sahanın bize tahsisi olacak mı? Değil mi? Evet. Yani biz nerede bir kere maçları nerede yapacağız evet. Mesela? Çünkü 8 tane takım burada gelecek mücadele edeceğiz. Peki bu konuda yetkililere ulaştınız mı? Yani böyle bir eksikliğin, böyle bir sıkıntının var olduğunu biliyorlar mı? Şimdi her gittiğim yerde platformda bunu dile getiriyorum. Ben aynı zamanda da ikinci bir kimliğim. Mersin Görme Engelliler Kulüp Başkanıyım ama Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nda il temsilcisiyim. Evet. Şimdi ben kulübümü düşünürken kulübümün haricindeki spor, görme engelli sporcuları da düşünüyorum. Silifke'den tut, Anamur, Bozyazı, Tarsus her tarafa. Şunu duyurmak istiyorum. Gelin görme engellilerin spor yapabilmenin önünü açalım. Evet. Bunu istiyoruz. Gören göz istiyoruz. Evet. Peki şimdi ben her zaman programlarımda dile getiririm. Özellikle sizin bu bulunduğunuz yer Hastane Caddesi önü.
İleride de dernek var. Görme Engelliler Derneği de var. Orada birçok dernekler de var. Şimdi karşıdan karşıya geçme noktasında burada herhangi bir tedbir alınmamış. Evet. Hala alınmış. Ama her defasında yetkililerimiz hepimiz birer engelli adayız deyip işin içinden çıkıyorlar. Şimdi sizin yaşamsal süreç içerisinde dahi bir destek göremiyorsunuz. Evet. Yani böyle de bir beklenti var aslında. Hani maddi manevi spor anlamında tabii ki bir beklenti var ama bunun dışında sosyal yaşamınızı sürdürebilmek adına da mesela buradan eve nasıl gidiyorsunuz? Ben onu çok merak ediyorum. Karşıdan karşıya nasıl geçiyorsunuz mesela? Zor şimdi maalesef Mersin'imiz, ben hep derim, sınıfta kalmış bir şehir. Şimdi yeni yapılan mali seçimlerden sonra bir nebze de olsa bizi rahatlatacak adımlar atılıyor. Nedir bu? İşte Mersin Büyükşehir Belediyesi kapsamında Engeller Daire Başkanlığı kuruldu. Evet. Engeller Daire Başkanlığı'nın alt birim Engeller Spor Şube Müdürü kuruldu. Evet. Bunlar bizim sorunumuzu çözecek diye düşünüyorum. Aslında bu bir ilk adımdı. Biz de bunu ilk duyduğumuzda Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir uygulamayı ilk defa başlatmış olmasından dolayı ben programımda şunu demiştim. Helal olsun. Gerçekten artık görme engelli vatandaşlarımızın da veya engelli vatandaşlarımızın da artık bir hak sahibi, bir hak arayışı içinde bulunabileceğini düşünmüştüm. Nasıl irtibatınız, nasıl daire başkanlığıyla? Şimdi daire Mustafa Saçıkaray'a da bu vesileyle teşekkür edelim. Bu zamana kadar hiç Büyükşehir Belediyesi ile görüşemiyorduk. Evet. Yine görüşemiyoruz ama işte bizim ağaçtan düşen anılar misaliyle engelli daire başkanıyla görüşüyoruz. Bu vesileyle de 3 turnuvamıza en azından ulaşın desteği aldık. Evet. Bu da bizim için büyük bir katkı tabii ki. Şimdi ben kara kara düşünmeye başladım. Ayın 20'sinde geçmişte bunun acı tecrübesini Mersin'de yaşadım ama yine de durmuyorum. Bu B2 B3'ün ikinci bir futbol ayağı var. B1 hiç görmeyen futbolumuz var. Evet. 20 Ekim'de Samsun. Evet. Gideceğiz. Buna da hiç tamamen görmeyen sporcu kardeşlerimi götüreceğim. Çünkü B1 gözleri bağlanarak oynanan bir futbolumuz. Şimdi ben kara kara düşündüm. Bunun ulaşımı, konaklaması, çocukların refakatçisi, hatta onun hocasını dahi bulamıyorum. Evet. Antrenörü dahi bulamıyorum. Evet. Sıkıntı var. Evet, peki. Umuyoruz, diliyoruz. Yetkililerimiz bu konuda gerekli ilgi, alakayı gösterirler. Yerel yönetimlerimiz bu konuda gerekli desteği. Yine ilimizde gerçekten çok büyük firma diyebileceğimiz büyük firmalara sahip iş adamlarımız var. En azından sponsorluk bağlamında. Sizlere birer katkı sunarlar diyoruz. Tabii yılmak yok, mücadeleye devam ediyoruz. Sizler de öyle. Sizi tebrik ediyorum ben. Ben teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, sevgili izleyicilerimiz, her zaman olduğu gibi engelli vatandaşlarımızın önlerindeki engelleri bir türlü kaldıramadığımız fakat her engelliler gününde hepimiz birer engelli adayız diye süslü cümleler sarf eden yöneticilerimizle birlikte yaşıyoruz maalesef ve ne yazık ki. Yine 1-3 Aralık'ta Engelliler Günü'nde tüm yöneticilerimiz hepimiz birer engelli adayız diyecek, süslü cümleler sarf edecek ve bu konuda engelli vatandaşlarımız ziyaret edilecek, sorunları dinlenecek ama bu sorunlara yine çözüm bulunmayacak. Acı bir gülümsemeyle bunu anons ediyorum. Çünkü biz bunu hep yaşadık. Her yıl aynı şekilde yaşadık. Bizim zorumuzla yayınlarımız doğrultusunda kapalı spor salonunun karşısında bulunan üst geçitteki asansörü bile günlerce haber yaparak, günlerce programımızda dile getirerek o asansörün engelli vatandaşlarımızın kullanıma açılmasını sağladık. Umuyorum, diliyorum en yakın zamanda da engelli vatandaşlarımızın, özellikle görme engelli vatandaşlarımız için trafik lambalarındaki sinyalizasyon sistemini de inşallah baskımız sonucunda oluşturacağız. Ama gönül ister ki Mersin'de birçok engelli vatandaşımızın olduğunu ve bu konuda engelli vatandaşlarımızın da önündeki engelleri kaldırmamız gerektiğine olan inancımızı yitirmiyoruz. Başarıdan başarıya koşan Görme Engelli Spor Kulübümüze de gerekli katkının ve desteğin sağlanacağını düşünüyorum ve sözü hemen merkeze bırakıyorum.
Tekin Narşab'a çok teşekkür ediyoruz ve spordan sanata geçelim efendim. Mersin'de Toroslar Belediyesi son yıllarda sanata ve spora, kültürel faaliyetlere diğer ilçelere nazaran daha fazla ağırlık vermeye başladı. Ve geride bıraktığımız yıllarda Toroslar Belediyesi'nde belediye şehir tiyatrosu kuruldu. Ama bu tiyatronun bir çalışma mekanı, oyun sergileme mekanı yoktu. Son yıllarda Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Yunus Emre Kültür Merkezi'ni ilçeye kazandırdı ve Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu Yunus Emre Kültür Merkezi'nde çalışmalarına başladı, oyunlar hazırladı ve 19 Eylül tarihinde de perdelerini açacak Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu. Ve şimdi ekranlarımıza telefon bağlantısıyla Denizli Sandalcı geliyor. Kendileri Genel Sanat Yönetmeni Belediye Şehir Tiyatrosu'nun. Deniz, merhaba, hoş geldin. Merhaba Ali Bey. Deniz, Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun Genel Sanat Yönetmenisin ve 19 Eylül'de perdelerinizi açacaksınız. Neler söyleyeceksin? Çünkü şehir tiyatrosu olarak aslında yeni değilsiniz. Perdelerinizi belki ilk kez açıyor olacaksınız ama yeni değilsiniz. Belediye Şehir Tiyatrosu'nun Toroslar'da kurulma sürecinden bugüne kadar neler anlatacaksın? Öncelikle bir üzücü haberle başlayayım. Perdemizi bugün açamayacağız. Oyuncularımızdan bir tanesinin çok yakını vefat etmesi nedeniyle ve komedi oyunu olması nedeniyle bugün maalesef sahne alamayacağız. Ulaşamadığımız seyircilerimize de bugün salondan özür dileyeceğiz. Oyunumuzu bu nedenden dolayı 17 Ekim'e ertelemek zorunda kaldık. Buradan da tekrar seyircilerimizden bu durumdan dolayı özür diliyoruz ve oyuncumuza da başsağlığı diliyoruz. Bu dileklerine biz de katılıyoruz Deniz. Biz de başsağlığı dileklerimizi hem arkadaşımıza hem de tüm ekibe saygılarımızla iletiyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu geçen yaz Nisan ayında sadece bir kurs olarak başladı. Bir tiyatro kursu olarak, bir tohum olarak atıldı. Sonrasında benim burada yetiştirdiğim yetenekli öğrencilerimle beraber neden bir şehir tiyatrosu burada olmasın, oluşmasın dedik. Ve bu doğrultuda çalışmalar yürütmeye başladık. Ve bu yetiştirdiğim arkadaşlarla beraber Torosların bünyesine uygun Turgut Özakman'ın yazmış olduğu Ocak adlı oyunu sahneleme kararı aldık ve o oyunumuzu sahneledik. Burada bizim için en güzel olanı şuydu, Ocak oyunu sahnelememizdeki en güzel olan, hiç tiyatroyla buluşmamış seyirci kitlelerini orada tiyatroyla buluşturduk, sanatla buluşturduk. Tiyatro tadını yaşattık. Bizim Koray Aydın Stadyum'un yanında küçük bir tiyatro sahnemiz var. Oda Tiyatrosu tadında. Orada her hafta sahne aldık Ocak oyunuyla beraber. Ve burada apartmanları tek tek gezerek, insanları tek tek gezerek, davet ederek oyunumuza getirdik. Ve bir bağımlılık yarattık o çevrede. Evet. Şimdi bizim hedefimiz öncelikle Toroslar halkına hitap edip onlara dönük, hedef kitlemiz o, dönük oyunlarımızı çıkardık. Bu bölgede oyunları, tiyatroyu sevdirip sonra Mersin'in tamamına ve sonra ulusal ve uluslararası olarak açılmak gibi hedeflerimiz var. Evet. Bunu da başaracağımıza inanıyorum. Çünkü başkanımız, belediye başkanımız bize tam destek. Her anlamda her şeyimize yardımcı oluyor. Her oyunumuzu geliyor, izliyor. Bizzat yorumlarda bulunuyor. Sanatı seven bir başkanımız var. O anlamda da Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'ya teşekkür ediyoruz burada. Bu sezon oyunumuz bu sezon daha ağırlıklı geleceğiz. Çünkü yeni yeni oyuncu kadrolarımız da yetişmeye başladı. Daha fazla oyunla seyircimizin karşısına çıkacağız.
Yunus Emre Kültür Merkezimiz var. Yeni açıldı. 18 Mart şehitlerimizi anma gününde bir Çanakkale oyunuyla beraber Yunus Emre Kültür Merkezimizi açtık. Artı orada ilerleyen zamanda şairlerimizi, yerel şairlerimizi anacak şekilde onlarla beraber, onların şiirlerini seslendirerek bir şiir dinletisi yaptık. Torosların Şairiyim adı altında bir şiir drama oluşturduk. Bu anlamda da yerel şairlerimizde de bir ışık olmaya çalıştık. Bu anlamda yeni yeni oyunlarla Yunus Emre ve Koray Aydın sahnelerimizle seyircilerimize serdireceğiz. Artı ilerleyen zamanda açık hava tiyatromuz da yapılıyor. Evet. Burada da yazın köy seyirlik oyunları sergiliydi. Dolu dolu bir sezon bekliyoruz. Hemen arkasından yine Turgut Özakman'ın Duvarların Ötesi adlı bir oyun koyacağız. Ve arkasından da çocuk oyunlarımız takip edecek. Evet. Deniz, her şeyi o kadar güzel ve net tane tane aktardın ki soracak bir soruya fırsat vermedin. Sormayı düşündüğüm bütün soruları daha sormadan cevaplandırdın. Çok teşekkür ediyorum. Tabii tiyatro sanatının Mersin'de ve ülkemizde kalkınması, dünya standartlarında bir yere gelmesi için Mersin'de de yıllardır birçok kişi, birçok grup, birçok kuruluş faaliyetler gösteriyor. Son zamanların en önemli neferlerinden birisi de sensin. Allah kolaylık versin, yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ve bir sanat haberinden diğer bir sanat haberine geçiş yapalım değerli seyirciler. Mersin'de Mersin Sinema Derneği isimli bir dernek var ve bu dernekte sinema alanında bazen amatör düzeyde bazen de kendi fiziki yapısını çok aşan düşünsel oluşumlarla profesyonel düzeyde bazı çalışmalar gerçekleştiriyor. Ki son olarak ortaya koyduğu bir proje şöyleydi. Çocukların eline kamera vermek ve bu kameralarla çocukların serbest bir şekilde ailelerinde, çevrelerinde, öğretmenleri izin verirse okullarında, sokakta, caddede çekim yapması, bir film çekmesi arkadaşlarıyla orada doğaçlama senaryo oluşturarak ve sonrasında bu çocukların çektiği filmlerin bir araya getirilerek bir filmin, bir belgeselin ortaya çıkartılması. Bu yönde bir çalışması vardı. Çocuklara da kameralar dağıtılmıştı. Bu konuyu konuşacağız. Mersin Sinema Derneği Yönetim Kurulu üyelerinden Gürhan Ötün'le. Gürhan Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba efendim, hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Gürhan Bey, bu projeden siz de duydunuz, bahsettim. Çocuklara kamera verilmesi, çocukların film çekmesi kendi düşünsel yapılarıyla birlikte ve bunun bir araya getirilip bir belgesel, bir film oluşturulması. Şimdi bugün bazı kaynaklarda 250 çocuğa kamera dağıtıldı. 250 çocuğun kameralarından gelen filmlerle bir belgesel oluşturuldu diye bir açıklama vardı. Böyle bilgiler edindik sanırım, ama siz bunun çok abartılı olduğunu dile getirdiniz. Neler söyleyeceksiniz? Evet, sanırım orada bir yanlış anlaşılma var. Ünlü yönetmen Steven Spielberg'in böyle bir hayali var. Biz de bundan yola çıkarak Mersin Sinema Derneği olarak Mersin'de yaşayan 10 tane çocuğa senaryo yarışması dahilinde kamera dağıttık. Bu kameralarla gündelik hayatlarını çekmelerini istedik. Çekilen bu görüntülerden de biz kesinlikle müdahale etmeden hiçbir kurgu aşamasına karışmadan sadece kaba kurgu yaparak bunlardan 75 dakikalık belgesel ortaya çıkardık. Yani 10 çocuğa kamera dağıtıldı. Zaten proje geçen yıl başlamıştı. Evet. Basından size takip etmişsiniz muhakkak. Evet. İlk önce duyurumu yapıldı. Bütün Mersin'in ilçeleri, köyleri, kırsalı dahil olmak üzere tüm okullara afiş ve broşürler proje tanıtımı yapıldı. Bize başlayan çocuklar arasından senaryo yarışmasıyla proje başladı. 10 çocuk belirlendi ve bu 10 çocuğa kamera verildi. Günlük hayatları çekmeleri istendi.
çektikleri görüntüleri kurguladıktan sonra 75 dakikalık belgesel ortaya çıktı. Kardeşimin filmi belgeselinin projesi bu şekilde yapım aşaması tamamlanmış oldu. Evet, bu yani projeye dünya sinema tarihinin yaşayan en önemli ustalarından Spielberg'ün hayaliyle çıkıldı. Evet. Spielberg 250 çocuğa kamera dağıtacağım, onlar bir şeyler çekecekler, ondan bir film yapacağım hayalini dile getirdikten sonraki süreçte tabii maddi imkanlar çerçevesinde ancak 10 çocuğa kamera verebildi. Peki bu belgeselin kurgusu, montajı tamamlandı mı? Ne zaman gösterime girecek? Tabii ki tamamlandı. Şimdi proje İçişleri Bakanlığı, Denetler ve Başkanlığı Dairesi tarafından desteklendi. Yaklaşık bir yıl önce başladı. Proje önümüzdeki günlerde okullarda gösterilecek, özel gösterimler düzenlenecek, internetten ve televizyondan yayınlanacak. Yani Mersin'de yaşayan çocukların bu belgeseli izleme imkanları olacak. Önümüzdeki günlerde buna yönelik bir program çıkaracağız ve hayata geçireceğiz. Evet, peki yakın bir zamanda hayata geçecek yeni bir proje var mı? Mersin Sinema Derneği'nin bunun dışında da bir takım uğraştığı projeler var. Zaten bu belgesel projesinin gösterim süreci biraz uzun sürecek. Bayağı uzun. Ondan sonraki tabii yani bütün okullarda bu hedefledik çocuklara ulaşmayı hedefliyoruz. Ondan sonra tabii ki var çalışmalarımız. Mesela onlara da böyle Mersin'de Mersin'i sanalımda iyi tanıtacağız. Mersin'de sosyal sorumluluk projelerine zaten imza atan bir kurum Mersin Sinema Derneği uzun zamandır. Mersin'in her türlü sorunlarıyla ilgilenen, projeler üreten bir dernek. Önümüzdeki günlerde başka projelerle de inşallah karşı karşıya geleceğiz Ali Bey. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Gürhan Bey. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Hoşçakalın. Ve devam ediyoruz değerli seyirciler. Hatırlayacaksınız bu ülkede bir zamanlar ki bazı zamanlarda şimdilerde de yaşanıyor ki örneğini göreceğiz. Hastaneye sağlıklı bir şekilde giden kişi hastaneden sağlıksız bir şekilde çıkardı. Ve sağlıklı bir şekilde karakola giden bir kişi karakoldan sağlıksız bir şekilde çıkardı. Hastaneye giden kişiler, karakola giden kişiler kaybolurdu. Son yıllarda artık böyle şeyler yaşamıyoruz. Bunun tam tersi oluyor. Ve ama zaman zaman yine anlaşılmaz bir şekilde, ki bunun nedenini hastalar da bilmiyor, yakınları da bilmiyor, vatandaş da bilmiyor, sağlıklı olan kişiler sağlıksız hastaneden çıkabiliyor. Ya da sağlıksız kişiler daha sağlıksız, daha beter bir şekilde hastaneden çıkabiliyor. Haberimizi önce bir izleyelim efendim. Mersin'de psikiyatrik rahatsızlığı olan bir gencin götürüldüğü hastanede yapılan tedavi sonucunda yatalak hale geldiği iddia edildi. Aile çocuklarının gece yarısı hastaneye götürülüp tedavi görmesine rağmen hiçbir kaydının bulunmadığını öne sürerken götürdükleri başka hastanelerde de tedavi ettirememekten yakındı. Merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'nde ikamet eden 23 yaşındaki Müslüm Göv'ün götürüldüğü Toros Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavi sonucunda yatalak hale geldiği öne sürüldü. Aile çocuklarının gece yarısı hastaneye getirilmesine rağmen herhangi bir kaydının bulunmadığını iddia ederek tepki gösterdi. Bu çocuk 2 hafta tedavi gördü. Mersin Devlet Hastanesi'nde. Neyle tedavi gördü onu? Psikiyatristten tedavi gördü. Tedavi gördü. 2 hafta doktoru tarafından taburcu edildi. Çocuğun hiçbir şeysi yok diye. Tamamen sağlığı yerinde, bilinci yerinde diye. Tedavi edildi. 2 hafta kaldıktan sonra taburcu edildi. Aradan 9 gün geçtikten sonra bu çocuk şey yapıyor. Evden gezmeye diye çıkıyor. Gece parkta otururken saat 1-2 civarlarında. Ondan sonra polise şey geliyormuş, bizim bilgimiz, yani bizi bilgilendirdikleri kadarıyla, söylediklerine göre çocuğa polis, çevredekiler polise 155'e şey açmış, telefon açmış. Burada parkta gençler var, uyuşturucu mu satıyorlar, uyuşturucu mu kullanıyorlar bilmiyoruz diye. Polis olay yerine geldiği zaman şeyi görmek, etrafta kimseyi görmeyince kardeşimi görmüşler, kollarından tutup hastaneye götürmüşler. Hastanede bir gece kalıyor. Yanında kimlik yok. Annesi yok. Babası yok. Bir gece kalıyor. Ondan sonra ertesi sabah taburcu ediyorlar. Bunu bırakıyorlar.
bırakıyorlar, bu eve geleceğim derken mahallenin başında sokakta bayılıyor. Tanıdıklar tarafından eve getiriliyor, sırtlanarak eve getiriliyor. Bu çocuk geliyor, sadece konuştuğu iki kelime oluyor bu çocuğun. Annem soruyor, oğlum senin neyin var, niye bayılıyorsun diye. Bu çocuk diyor ki, anne diyor, iki kişi polis diyor, iki kişi kolumdan tuttu, beni zorla hastaneye götürdüler diyor. Benim koluma iğne vurdular diyor, ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum diyor. Ben zehirlendim gibi diyor, hissediyorum diyor, zehirlendim diyor. Ondan sonra çocuk iki kelime konuşuyor, tekrar bayılıyor abi. Tekrar bayılıyor. Bizimkiler apar topar hastaneye götürülüyor. İğne vuruluyor. Eve geliyor. Günden güne bu çocuğun durumu kötüye gidiyor. Şu anki durumu zaten böyle. 4-5 gündür yatalak bir şekilde ölü gibi, ruh, beden var, ruhu yok. Yemiyor, içmiyor. Sürekli ağzından salya geliyor. Affedersiniz, tuvalet ihtiyacını bile göremiyor. Bu çocuğun durumu ne olacak? Hastaneye götürdük. Tıbba götürdük, tıp araştırma hastanesine götürdük, devlet hastanesine götürdük, Toros hastanesine götürdük, eve 5 defa ambulans çağırdık. Kimse bu çocuğun niye bu halde olduğunu bilmiyor, bize bir açıklama yapmıyor. Hep birbirlerine gönderiyor. O diyor psikiyatrist, psikiyatriste götürüyoruz, normal hastalık diyor, normal hastalığa getiriyoruz, psikiyatrist diyor. Kimse normal bir bilgi vermiyor. Psikiyatriste hastanede yazsın, tedavi görsün. Yok eğer ki normal bir şeyse, yani bu çocuğa ne oldu biz anlamıyoruz. Bu çocuk 23 yaşında. Bugüne kadar ben kendi şahsi ablasıyım. Bugüne kadar bu çocukta ilk defa böyle bir şey görüyorum. Hepsi birbirine gönderiyor. Hayır, sigara bile kullanmıyordu. Kolunda çocuğun morluklar var. Zorlanmış, yani zorla götürdüğü belli. Çocuğun buralarında sıkılmış gibi morluklar var. Şöyle abi. Bak. Daha önce vardı da geçmişinde. Bundan 5 gün önceydi. 5-6 gün önceydi. Bak şöyle tutulmuş abi. Zorlanmış yani. Sırtında izler var, tırnak izleri gibi. Öte yandan Toros Devlet Hastanesi yetkilileri ise açıklama için yetkili kurumun Mersin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği olduğunu, cevap veremeyeceklerini, iddiaların yazılı olarak kendilerine ulaştırılmasını istedi. Efendim, haberimizin sonunda izlediniz, duydunuz. Aile ve bazı basın mensupları Toros Devlet Hastanesi'ni telefonla arıyorlar ve ekranlarınızda gördüğünüz 23 yaşındaki genç Müslüm Göv'ün kaydının olup olmadığını soruyorlar. Çünkü aile Müslüm Göv'ü hastaneye götürdüğünde tedavi ediliyor hastanede, ama sonra ya bu çocuk buraya geldi, bu hastanede tedavi gördü, sonrasında böyle oldu. Bura ne iğne yapıldı, kim, hangi doktor, hangi sağlık görevlisi bu gence müdahalede bulundu, söyler misiniz denildiğinde, o kişi Müslüm Göv bu hastaneye getirilmedi, burada böyle bir tedavi uygulanmadı deniliyor götürüldüğü hastanelerden. Ve tabii ki hastane yetkilileri, aldığımız bilgiler çerçevesinde Toros Devlet Hastanesi yetkilileri, biz telefonda böyle bilgiler veremeyiz ve bilgi vermeye de zaten yetkimiz yok. Bu konuda bilgi verme yetkisi Kamu Hastaneleri Birliği Mersin Genel Sekreterliği'dir diye açıklamada bulunuyorlar. Ayrıca size bilgi verebilmemiz için bir dilekçe ile müracaatta bulunun Mersin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'ne diyorlar. Tabii bu haberi hazırlarken ben de bugün değerli seyirciler, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Doktor Yavuz Gözükaray'ı telefonla aradım. Yavuz Bey, böyle bir durum söz konusu. Aile çocuklarının hastanede bir iğne yapıldıktan sonra yatalak hale geldiğini iddia ediyor. Ve bu çocuğa kim, hangi iğneyi vurdu, hangi hastalıktan dolayı vurdu diye sorulduğunda da çocuğunuzun hastanede kaydı yok diye söyleniliyor. Hem devlet hastanesinde hem de Toros Devlet Hastanesi'nde diye, buna bir bu konuyla ilgilenebilir misiniz, ilgilenecek misiniz diye sorduğumda kendileri, evet bu konudan bizim haberimiz oldu ve benim talimatımla benim bir yardımcım bu konuyla ilgili hem devlet hastanesinde hem de Toros Devlet Hastanesi'nde personel bazında, uygulamalar bazında soruşturma başlattı.
Bu 23 yaşındaki Müslüm Göv'ün durumuyla ilgili hastanede kaydı var mıdır, yok mudur? Eğer kaydı vardıysa kim sildi, neden sildi? Kaydı olmadığı halde nasıl tedavi gördü? Bütün bu soruların cevaplandırılabilmesi için soruşturma başlatıldı. Soruşturma devam ediyor. Soruşturma neticesinde aileye ve basın aracılığıyla da Mersin kamuoyuna bilgiler verilecek dedi. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Yavuz Gözükara bu bilgileri aktardı. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Ve diğer bir haberimize geçiyoruz ki bu da sağlıkla ilgili. Sık sık rastlamadığımız, çok ilginç, birçoğumuzun hayatında hiç duymadığı ya da bir kere duyduğu ve şimdi duyacağı bir haber geliyor ekranlarınıza. Tarsus'ta değerli seyirciler 55 yaşındaki Nursel Kara dilinin altındaki bir şikayet, bir ağrı, sızı nedeniyle doktora gitti. Dilinin altından taş çıkartıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kadın dilinin altındaki rahatsızlık nedeniyle geldiği hastanede ameliyata alındı. Kadının dilinin altından 2 santimetre büyüklüğünde taş çıktı. Tarsus'a bağlı Karayayla mahallesinde ikamet eden 55 yaşındaki Nursel Kaya isimli kadın yaklaşık bir yıldır dilinin altında hissettiği sertlik şikayetiyle Tarsus'taki özel bir hastaneye geldi. Burada kulak, burun, boğaz uzmanı operatör doktor Mehmet Can Öz kardeşler tarafından muayene edilen ve çeşitli tetkiklerden geçirilen Nursel Kaya'nın dilinin altında tükürük bezi kanalı ağız kısmında 2 santimetre büyüklüğünde taş olduğu tespit edildi. Son bir yıl içerisinde birkaç kez farklı doktorlara başvuruda bulunup tedavi görmesine rağmen bir sonuç alamayan Nursel Kara'nın dilinin altında bulunan 2 santimetre büyüklüğündeki taş yapılan operasyonla çıkartıldı. Konu hakkında bilgi veren operatör doktor Mehmet Can Öz kardeşler, az su içme, yetersiz beslenme, bazı ilaçlar, tansiyon ilaçları ve diğer psikiyatri ilaçları tükürük üretimini azalttığı için taş oluşumuna sebep olur. Oluşmaması için alınacak önlemleri şöyle sıralayabiliriz. Sigaradan kaçınmalı, sağlıklı beslenmeli, sıvı kaybını engellemek için günde 1-2 litre su içilmeli, ıspanak, tere, roka, armut gibi kumsal gıdalar az tüketilmelidir dedi. Mersin'de narenciye üretim, hasat ve ihracat sezonu açıldı değerli seyirciler. Narenciye tanıtım grubu başkanı Ali Kavak da narenciye ihracatının son 5 yılda değer ve miktar bazında Mersin'de %16'lık bir artış sağladığını dile getirdi. Narenciye Tanıtım Grubu Başkanı Ali Kavak, narenciye ihracatının son 5 yılda değer ve miktar bazında %16'lık bir artış gösterdiğini söyledi. Kavak yapmış olduğu açıklamada 2014-2015 ihracat sezonu açılırken turunçgillerin yıllık ortalama 3.6 milyon ton üretimi 1 milyar doları aşan ekonomik değeriyle özellikle Akdeniz ve Ege bölgesinde doğrudan ya da dolaylı olarak 5 milyon nüfusun geçimini sağlayan önemli bir sektör olduğunu kaydetti. Gerçekleştirdikleri narenciye ihracatı, narenciye tanıtım grubunun faaliyete başladığı 2009 yılından bu yana gerek değer gerekse miktar bazında %16'lık bir artış gösterdiğini belirten Kavak, 2009 yılında 800 milyon dolar olarak gerçekleşen narenciye ihracatı, 2013 yılında 931 milyon dolar civarında seyretmiştir dedi. Kavak, narenciye ihracatında dünyadaki rakipleriyle mücadele edebilmek için teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak 2013 yılında dünya genelinde diğer tedarikçi ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye'nin narenciye ihracatında dünya üçüncüsü olduğunu belirtti. Değerli seyirciler, şimdi kısa bir ara vereceğiz. Arada size çok güzel bir müzik dinleteceğiz. Kopuzla ve Kırgızca söylenen çok güzel bir şarkı. Ardından reklamlar, sonrasında spor ve yerel gazetelerle birlikte olacağız. Thank you.
Her kör gençleri kızım sultanını dedim sultan mı sen o dedi yak yak Seher kör gençleri kızım sultanını dedim sultan mı sen o dedi yak yak Gözleri yalkınlı kulları hınlı dedim çolpan mı sen o dedi yak yak dedim ismin nime di Ayhan'dır dedim yurtum kayar dedi turpandım dedim başım dikir dedi cirandır dedim hayran mı sen o dedi yak yak Dedim ayga okşar, dedi yüzüm var Dedim yıldız gibi, dedi gözüm var Dedim yalkın saçar, dedi sözüm var Dedim volkan mısın, o dedi yap ya Başım dur, dedim kunduz mu dur, dedi saçım dur Dedim 15 ne dur, dedi yaşım dur Dedim canan mı sen, o dedi yap ya Kalbim dur Dedim rana nedir Dedi dilim dur Dedim deniz nedir Dedi kalbim dur Dedim rana nedir Dedi dilim dur Şeker nedir, dedi dilimdir Dedim dur ağzıma, bu dedi yak yak Dedim zincir durar, dedi boynumda Dedim ölüm badır, dedi yolumda Bilezikçe dedi kulumda Dedim korkar mısın o dedi yak yak Dedim için korkmazsa Dedi tanrım var
dinmiş kral mısın? Bu dedi yap ya. Dedim istekna dur. Dedi gülüm dur. Dedim mi çelişme var diye yalan dur. Dedim ötkür nime. Dedi kulum dur. Dedim satar mısın? O dedi yap ya. Evet, devam ediyoruz İçer gündemine değerli seyirciler. Spora geçeceğiz. Daha doğrusu futbola, Mersin İdman Yurdu'na geçeceğiz. Mersin İdman Yurdu yarın Adana'da Çaykur Rizespor'u 5 Ocak stadyumunda konuk edecek ve bugün Adana'ya gitti Mersin İdman Yurdu. Bunu konuşacağız Esat Durak'la Çukurova gazetesinden. Esat, merhaba, hoş geldin. Merhaba, iyi yayınlar Ali. Çok teşekkür ediyorum. Esat, şimdi Mersin İdman Yurdu'nun yarın yapacağı maça geçmeden önce paskolik.com'da vardı. Sitende yazmışsın. 24 Eylül'de Türkiye Kupası karşılaşmasında Taşova Spor'la karşılaşacağız Tarsus'ta. Şimdi bu maçı Tarsus'a verdiler ama neden lig maçlarını Tarsus'a vermediler? Ne diyeceksin? Bu direkt paskolik uygulamasıyla alakalı bir durum. Paskolik uygulaması Türkiye'de sadece Süper Lig maçlarında, yani lig maçlarında geçerli. Federasyon Kupası, Avrupa Kupası ya da özel maçlarda pasolik uygulaması geçerli olmadığı için Tarsus bu konuyla ilgili uygun bir stat. O nedenle dolayı da Türkiye Kupası maçı Tarsus'ta oynanacak Ali. Evet. Peki şimdi Mersin İdman Yurdu Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Mersin İdman Yurdu'ndan da bir açıklama geldi. Güney ve Kuzey kale arkası kombineler maratondan izleyebilecekler diye. Bu maça yönelik özel bir bilet satışı olmayacağı yönünde açıklama geldi. Mersin'de Adana'ya geçti. Nasıl bir ortam bekliyorsun Adana'da? Geçen programda da konuşmuştuk. Adana futbol taraftarlarıyla Mersin İdman Yurdu taraftarları arasında bir gerginlik ihtimali var mı? Maçta nasıl bir kadro bekliyorsun? Neler diyeceksin? Ali, şunu açıkçası şunu değerlendirmek lazım. Adana'yla ilgili karar gerçekten kritik bir karardı ama bakıldığında Antalya mı Adana mı derseniz Adana'nın olması bence en azından Antalya'ya oranla doğru bir karardı. Çünkü çevre illerde Konya, Gaziantep ve Kayseri'de maç yapma imkanımız yoktu. Bu nedenle dolayı da Adana başka bir alternatif, Adana dışında herhangi bir alternatifimiz kalmamıştı. Ve böylece de maç Adana'da oynanacak. Federasyonun böyle bir karar almasının zorunluluk olduğunu düşünüyorum çünkü düşünsenize deplasman maçlarına seyirci götüremeyen bir kulüp var ortada. Ve kalkıyorsunuz deplasman yasağı olan bir takımın taraftarını Adana'ya göndermek durumunda kalıyorsunuz. Burada bir emniyet tedbirleri, risk emniyet tedbirlerinin alınması gerekiyor. Yani bu risk taşıyan bir karar. Ama sonuçta burada takımları birbirleri karşılaşmadıkları için sağduyunun hakim olması gerekiyor. Her iki takımın taraftarlarının da sağduyulu olması, barış mesajları vermesi gerekiyor ki sosyal medya üzerinden bu barış mesajları da işin açıkçası zaman zaman ortaya çıkıyor. Çünkü iki grubun karşı karşıya gelmemesi lazım. Organize bir çalışma eğer olursa burada bir sıkıntı yaşanabilir. Onun dışında da eğer taraftarlarımız sadece takımlarını desteklemek için Adana 500 stadını doldururlarsa bence hiçbir taşkınlığa neden olmazlarsa hiçbir sorun olacağını düşünmüyorum. Ama sonuçta bir gerginliğin yaşanma ihtimali de var. Bu da Adana Emniyeti'ne düşüyor bu sorumluluk. Federasyonla eşgüdümlü bir şekilde çalışacak olan Adana Emniyeti bu konuyla ilgili de önlemlerini alacağını düşünüyorum. Onun dışında Çaykur Rize karşılaşması bizim için son derece zor bir maç. Tabii ki bu maçtan galibiyetle dönmemiz gerekiyor çünkü ev sahibi ekip pozisyondayız. Ev sahibi avantajımızı bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor.
Geçen hafta Kasımpaşa'nın ikinci yarısında yaşanan ötesi futbol gerçekten bizi karamsarlığa itti. Ama şunu söylemem gerekiyor ki Mersin Mayurdu'nun çok çok daha öncelikli sıkıntıları var. Biliyorsunuz tesis ve zemin konusunda yaşanan sıkıntıya maalesef transfer yasağı da eklenmiş görünüyor. Bununla ilgili de çok ciddi bir gündem var, çok üzücü bir gündem var. Evet, bu Mersin... konu, özür dilerim, evet. Bu konu senin sitende, Mersin'de yayın yapan Mersin Spor'una değinen diğer sitelerde, hatta birkaç ulusal spor sitesinde de yer alıyor. Mersin Mayurdu'na transfer yasağı konulduğu ama iddia gibi haber veriliyor. Yani kesin mi acaba? Şöyle söyleyeyim. Bu haberin sahibi Osman Altınterim'le ben iki defa telefon görüşmesi yaptım kendisiyle. Bu haberin kaynağıyla ilgili çeşitli görüşmelerde bulunduk. Çok iddialı bir haber olduğunu düşünüyorum işin açıkçası. Bununla ilgili bir kararın olduğu ve kulübe yakın kaynaklardan elde ettiğim bilgilerde bu kararın gerçek dışı olmadığı, yani bunun şu an itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu'na intikal edeceği FIFA'dan ve arkasından da kulübe tebliğ edileceği veya edilmiş olabileceği söyleniyor. Çünkü peki, bu nasıl etkiler Mersin İdman Yurdu'nu? Valla nasıl etkiler? İyi bir şey değil tabii, bir transfer yasağının olması, Süper Lig kulübünde bir transfer yasağının olması her anlamda bu takımın zararınadır, dezavantajınadır. İsim anlamında da böyledir, içerik anlamında da böyledir. Şimdi bir futbolcu olsanız transfer yasağı olan bir Süper Lig kulübüne ilerleyen yıllarda gelmeyi düşünür müsünüz? Hayır. Teknik direktör olarak gelmeyi düşünür müsünüz? Hayır. Yöneticilik yapmayı düşünür müsünüz? Hayır. Çünkü bunların hepsine hayır cevabı vermek durumundasınız. Çünkü bu anlaşılan o ki transfer yasağı gelen bir kulüp kötü yönetiliyordur. İhmalkarlık vardır. Amatörce yönetiliyordur. Bu amatörce yönetilen bir atmosferde ne futbolcu ne de teknik adam ne de herhangi bir personelin çalışma imkanı olur. Şimdi bakın Rıza Çalınbay buraya geldiğinde ilk günlerinde çok son derece umutlu konuşuyordu ama şu anda ağzından şu cümleler dökülüyor. Ben Türkiye'de birçok kulüpte görev aldım ama ben böyle şeyle karşılaşmadım diyor. Tesis ve zemin sorunu konusuyla ilgili. Hiçbir şeyini halledememiş. Kaba tabiriyle Palas Pandras yönetilen bir kulüp olmuş durumdayız. Bu son derece üzücü. Bakıyorsunuz yani ortada dolaşan paralar var. Yabancı oyuncuların paraları ödenmemiş. Hepsi FIFA'ya başvurmuş. Bu FIFA'ya başvurmuş ve bundan sonra alınan sonuçlar karşımıza çıkıyor. Rakamlara baktığınız zaman 40 bin euro, 50 bin euro, belki de 100 bin euro. Hala Hollanda'dan gelen Amoan'ın parası verilmedi. Yani bunların toplu bir sıkıntısı var kulübün üzerinde. CAS'a ödenmemiş borçlar var, FIFA'ya ödenmemiş borçlar var. Bu şuna benziyor. Şimdi FIFA bununla ilgili kararını veriyor. Türkiye Futbol Federasyonu'na ulaştırıyor. Mesela Fenerbahçe ile ilgili veya diğer takımlarla ilgili FIFA'nın kararı vardı bu şike soruşturması kapsamında. Evet. Ama Türkiye Futbol Federasyonu maalesef bu dosyaları ne yaptı? Sümen altı yaptı ve yumuşatarak Türk futboluna hani belki de zarar vermek istemedi. Hani Fenerbahçe'yi küme düşürmek istemedi. Eskişehir'i, belki işlerinde Mersin Mayurdu da vardı. Şimdi bakıyorsunuz FIFA böyle bir karar veriyor ve Türkiye Futbol Federasyonu bunun ne kadar uygulayıcısı olacak? Yani ilerleyen günlerde biz bunu da göreceğiz. Ona göre bir planlama yapmamız gerekiyor. Mersin İdman Yurdu bu borçlarını öderse transfer yasağı kalkar mı kalkmaz mı önümüzdeki günlerde belli olacak. Kulüpten resmi bir açıklama yok. Resmi açıklama olmamasının nedeni de bence bu haberin doğru oluşundan kaynaklı. Eğer bu haber gerçekleri yansıtmıyor olmuş olsaydı bence yöneticilerin aklı başında olan bir yöneticinin çıkıp hayır bu konu böyle değildir, aslında böyledir, karşılaştığımız durum budur demesi lazımdı. Bunu da söylemediklerine göre ben bu haberi yani doğru buluyorum. Çok çok da tarihi bir söz vardır. Sükut ikrardan gelir. Evet. Sükut ediyorsanız doğruluyorsunuz demektir. Aksi bir cevap verilene kadar bu habere inancımızın tam olduğunu düşünüyorum. Bu transfer yasağının da geldiğini düşünüyorum.
Umarım en az zararlı atlatırız. Hani söze edildiği gibi 2 sene boyunca transfer yapamayacak olmamız gerçekten Mersin Mayurdu açısından son derece sorun olacak. Ama bir nebze de bugün bir arkadaşımla bu konuyu değerlendirirken şöyle de bir gülümsemek, yani güleriz ağlanacak halimize o mevzusu oldu. Hani bu kadar transfer oldu da ne oluyor? En azından transfer yasağı konusunda gereksiz transfer yapmayalım gibisinden de bir espri oluştu. Yani bizi evet. Neredeyse hani transferin olmadığına sevindirecek konumda olan bir grup tarafından yönetiliyoruz. Çok acı, çok üzülüyoruz. Hani sonumuz nereye gidecek bilmiyoruz. Bir kaos var. Umarım sonumuz Kocaeli gibi, Diyarbakır gibi takımlara dönmez, Sakarya gibi takımlara dönmez. Mersin Mayurdu güçlü bir armadır. 1925'ten beri bu ülkeye hizmet eden bir futbol kulübüdür. Sonunun bu şekliyle olması, bu kadar amatör zihniyetle, amatör düşünceyle, ötelemeyle, ihmalkar bir tavırla yönetilmeyi hak etmiyor Mersin Mayurdu. Bence yöneticilerin şapkalarını önüne koyup bu kulübün ne hale geldiğini tekrar düşünmesi gerekiyor. Son derece disipline edilmesi gereken bir ortam var diye düşünüyorum Ali. Evet. Şimdi maça dönecek olursak, geçen maçtaki Kasımpaşa maçındaki kadro yanılgısına düşer mi sence? Yani sakatları da formdaki futbolcuları da düşünecek olursak Rıza Çalınbay. Yani şöyle bir şey, mesela Beşiktaş maçında Enes biliyorsunuz bir hata yapmıştı. Bu hata sonunda Enes'i Kasımpaşa maçında Rıza Çalınbay oynatmadı. Demek ki burada bir şeylerden çıkarım yapılıyor diye düşünüyorum. Onun dışında Ricardo Pedriel ve Güven Varol'un hali hazır olmadığını düşünüyorum. Bu konuda ki bu konuyla ilgili de hocanın takviyeleri maalesef tercihleri maalesef Kasımpaşa maçında tutmadı. Bu tabii maçtan maça değişebilecek bir unsur. Hani kadroda 3 aşağı 5 yukarı çok fazla değişimin olacağını düşünmüyorum. Hani bir bu hafta en azından bir Wellington'la başlayabilir mi veya bir Wellington'ı yarım saat 45 dakika oynatabilir mi hoca? Onu merak ediyoruz. Artık zamanı geldi gibi, çünkü en azından Çaykur'un maçında da oynaması gerekiyor diye düşünüyorum. Onun dışında da orta alanlı kareografisinde işte Oktay Delibalta'nın hala sakat olduğu, bu maçta da yer alamayacağını biliyorum. Onun dışında defansta Servet Efe ikilisi devam edebilir. Ama Mitrovic'in de sağlık durumunun da bu konuyla ilgili belirleyici olduğunu düşünüyorum. Umarız bir sıkıntı olmaz. Ben Mitrovic'in zaten başından beri oynamasından yanayım. Mitrovic'in yedek kalmasından dolayı da işin açıkçası şaşkınlık yaşıyorum. Onun dışında maçın kareografisinde, yapısında çok fazla bir değişkenlik olduğunu düşünmüyorum. İşte Nakolma gene kanatta oynayacak. Diğer kanatta Tita gene aynı şekilde bir kadroyla çıkacak. Bence bir Wellington'la başlayabilir mi? Tek merak ettiğim konu o. En azından başlayıp bir maç kondisyonunu sağlaması lazım. Bir de hazır değil diyor Wellington hoca. Bir futbolcu antrenmanlar dışında da hazırlanmalıdır bence. Bir maç kondisyonu yüklenmelidir. O yüzden bence şey maçında bir 15 dakika 20 dakika oynatmalıydı Kasımpaşa maçında. Ama burada Rize maçında da bence biraz daha fazla zaman verecek gibi geliyor. Umarız iyi olur. Kadroda dediğim gibi ufak tefek değişiklikler bekliyorum. Benim için Sinan Kalaoğlu tercihi doğru bir tercih olabilir. Sinan Kalaoğlu bu ligi kaldırabilecek bir tecrübeli forvet. Hani Ricardo Pedriel'in yerine ben Sinan Kalaoğlu'nun gözü kapalı oynaması gerektiğini düşünüyorum. Hani hiç macera aramaya gerek yok. Beşiktaş maçındaki son 15-20 dakikası da bunun bir macera olmadığını gösterdi. Bence hazır ve disipline etmiş kendini. Bunun dışında da başka bir değişiklik düşünmüyorum Ali. Evet. Esat, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Ali. Çok sağ ol. Sana da kolay gelsin.
Evet, biz de takımımıza bütün aksiliklere rağmen başarılar diliyoruz. Yarın çıkacağı karşılaşmada Adana 5 Ocak Stadyumunda Çaykur Rizespor karşılaşmasında. Diyoruz ve yerel gazetelere geçiyoruz değerli seyirciler. Yerel gazetelere baktığımızda ilk olarak bakıyoruz Çukurova gazetesine bakıyoruz. Çukurova gazetesi bugün birinci sayfasında şöyle bir başlık atıyor. Diyor ki IŞİD Mersin'i de vurdu diyor ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut'un açıklamalarına yer veriyor. Orta Doğu'da yaşanan sıkıntı ve IŞİD varlığı Türkiye'nin en önemli ihracat kapılarından biri olan Irak'a yapılan ihracata darbe vurdu. IŞİD saldırılarıyla Irak'a yapılan ihracat neredeyse yarı yarıya düştü. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şerafettin Aşut, Türk firmalarının bölgeden seri şekilde çekildiğine dikkat çekerek Irak'ı kaybediyoruz, iş dünyası olarak sıkıntıdayız ve kayıplarımız çok yüksek açıklamasını yapıyor. Ve tabi yerel bazda bu açıklamalar daha çok hükümeti, ulusal çalışmaları ilgilendiren açıklamalar efendim. Ve diğer bir yerel gazetemize geçiş yaptığımızda Haberci'ye geliyoruz. Haberci gazetesi ise birinci sayfasında şöyle diyor. Gaziler saygı bekliyor. Mersin Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kemal Cındız, Gaziler Günü dolayısıyla gazilerin sıkıntıları, vatandaşın yaklaşımı ve talepleriyle ilgili düşüncelerini Haberci gazetesine özel bir röportajla dile getiriyor ki bugün de Gaziler Günü münasebetiyle Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesi'nde düzenlenen programda tekrar bu sıkıntılar hem Kemal Cındız hem de diğer gaziler tarafından dile getirildi ve ilgili yetkili kişiler de muhakkak ki notlarını aldılar. Diğer bir yerel gazetemiz hakimiyete geldiğimizde başlık şöyle, LÖSEV iyilik tırı Mersin'de başlığını atıyor gazete. O saçları dökülmüş, soluk yüzlü lösemili çocukları görünce çok üzülüyorum. Hayır, üzülmeyin artık çünkü sizlerin bağışları sayesinde LÖSEV onları başarıyla tedavi ediyor, moral vererek iyileştiriyor diyor gazete. Ve LÖSEV iyilik tırı dün Mersin'e geldi, Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlandı. Ve Mersin şehir merkezinde LÖSEV'e kayıtlı lösemili çocuklar ve aileleri tırı ziyaret ettiler. Kendilerine ihtiyaç sahibi ailelerin kendilerine çeşitli yardımlarda bulunuldu. Ve LÖSEV tırı Mersin'de köyleri de ziyaret ederek köylerde yaşayan kendilerine kayıtlı lösemili çocuklara ve ailelerine de çeşitli yardımlarda bulunuyor ve bulunacak değerli seyirciler. Ve LÖSEV her türlü yardıma açık ve hazır. İnternette LÖSEV'in sitesine girilerek de ne şekilde, nerelere, nasıl yardım yapılacağını da öğrenebilirsiniz diyoruz. Diğer bir yerel gazetemize Mersin'e geldiğimizde Mersin gazetesi de Mersin Tarsus, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut'un açıklamalarına yer veriyor. Aşut, IŞİD yüzünden Irak'a aylık ihracatımızın 1 milyar dolardan 560 milyon dolara düştüğünü söyledi. Bu hem Mersin için hem de Türkiye için çok ciddi bir kayıp dedi Şerafettin Aşut ve kendilerinin bu konudaki değerlendirmesi de Mersin gazetesinde yer alıyor. Ve Mersin gazetesiyle değerli seyirciler yerel gazetelerdeki haber turumuzu sona erdirerek bugün de içer gündemini burada noktalıyoruz. Yarın sizlerle birlikte olamayacağız. Pazartesi günü saat 14'te tekrar içer gündeminde Mersin'de yaşanan gelişmeleri aktaracağız. Mersin'deki tüm gelişmeler İçer TV Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenlerimizde. Bizde kalın, hoşça kalın efendim.